Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir konudan bahsedeceğim. Sosyal medyada özellikle trafik cezaları konusunda bazı paylaşımlar var. O paylaşımlarda çok büyük rakamlardan söz ediliyor. İşte trafik cezalarının çok yükseleceğinden falan söz ediliyor. Ben 2020 trafik cezalarını Trafik.gov.tr'nin yani hükümetin verdiği, trafik kuruluşunun verdiği, emniyet müdürlüğünün verdiği 2020 yılında olacak cezalardan bakarak işte birkaç tane de siteden de bunu doğrulayarak onların biraz fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Özellikle işlenilen suçlar ve çok işlenen cezalar, çok işlenen trafik suçlarının olduğu cezaları not ettim buraya. Emniyet kemeri takmamak 132 liraya çıkıyor. Cep telefonuyla konuşmak 288 liraya çıkıyor. Bu herkes için geçerli cezalar. Yani sadece motosikletli arkadaşların işlediği cezalar değil, otomobil, araç, diğer araç kullanıcılarının da onlara da uygulanacak cezalar. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak da mesela artık 288 liralık bir bedele mal oluyor. Yani öyle bir ceza. Aslında muayene çok kolay, çok basit bir şey. Tabii ki hani motorunuzun performansının bu şekilde iyi olması gerekiyor muayeneye sokabilmek için. Onları tamamlamak bazen zor olabiliyor ama yani muayenesiz gezmek gerçekten çok tehlikeli. Çünkü hani çarptığınızda da sigortanız da geçerli olmuyor muayenesiz olduğu zaman araç. Sigortanız da geçerli olmadığı için hem karşı tarafın hem kendi cezanızın motorunuzun bedelini ve bununla alakalı çıkabilecek her türlü sorunu siz ödemek zorunda kalıyorsunuz. Artı üstüne trafik cezası yiyorsunuz. Belki yaralanmaya girecek, belki başka bir şeylere girecek. Onların tümünün cezasını siz ödemek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden muayenesini özellikle geçirmeyin. Kırmızı ışıkta geçmek de 288 lira oluyor 2020'de. Hız sınırları da değişmiş tabii ki. Bu sene tam olarak kaç liraydı? 158 lira mıydı? Neydi galiba? %10 veya %30 kadar geçmek. Artık o hız sınırları da değişmiş. Hız sınırlarını aşmak %10, %30 arası 288 liraya çıkmış. %30 ile %50 arası da 598 liraya çıkmış. O yüzden hızlara da dikkat edelim. Özellikle şehir içinde 50 kilometre hız sınırı olduğunu hatırlayalım. Sonuçta hani mobeseler ve diğer özellikle hani trafik denetçileri denen kişiler de artık denetliyor. Tabii hız sınırını ölçebiliyorlar mı, ölçemiyorlar mı onu bilmiyorum. Ama hani kurallara uymak bizim için de gerçekten önemli. %50'den fazla hız sınırını aşmak da 1228 lira oluyor. O da aklınızda olsun. Sol şeritte işte sol şeride çıkılamıyorsa işte soldan kesintisiz çizgi varsa özellikle şeyde yolda onu ihlal etmek sanırım 288 liraya çıkmış durumda. Geçerken geçme kurallarına aykırı hareket etmek de 288 liraya çıkmış. Kavşaklarda geriye dönüş kurallarına uymamak, o da 288 liraya çıkmış. Ve şerit kurallarına uymamak, şerit ihlali yapmak 132 lira olmuş. Kavşaklarda geriye dönüş kurallarına uymamak 132 lira, pardon. Geçerken geçme kurallarına aykırı davranmak 288 lira. Orayı yanlış söyledim sanırım. Çakar ve siren takmak artık bayağı bir yükseldi. Galiba önceden 698 lira mıydı, neydi tam emin değilim. Şimdi 1228 liraya çıkartıldı ya da 988 olabilir. 1228 TL'ye çıkartılmış durumda. Haberdar ediyorum. Aklınızda bulunsun. Bunlar hani trafik cezası yemeyelim boş boşuna. Zaten hani geçen bir sürü arkadaşa da bazı haksız cezalar yazılmış galiba. Gidip o haksız bulduğunuz cezaları arkadaşlar trafikten dilekçe vererek iptalini isteyebiliyorsunuz. İptalinin cevabını almak sanırım 1,5-2 ay kadar falan sürüyor. Kurumun biraz doluluğuna bağlı olarak değişiyor bu. Trafik akımını bozacak şekilde işte bazen hani çit koyuyorlar, bazen işte sandık koyuyorlar veya işte kendi başlarına duba koyanlar var. O tarz şeyleri galiba engellemek için veya işte herhangi bir yerinde
bir kazı çalışması yapmak, trafiğe haber vermeden, belediyeye haber vermeden, usulüne uygun olmadan bir kazı çalışması da yapmak cezası 488 lira olmuş. Bunu hani yapan var mıdır, yok mudur tam emin değilim tabii. O da aklınızda olsun. Bir de şu önemli, daha önceden de ben bunu zaten Otosiklet Aksesuarları kanalında zaten paylaşmıştım. Hurdaya çıkmış araçla trafiğe çıkmak, bunun cezası da 2018 TL'ye yükseltilmiş. Daha önceden hani hurdaya çıkmış araç veya çekme belgeli araç arasındaki farkı da ben daha önceden söylemiştim. Bu araçlar arasında şöyle bir fark var. Çekme belgeli trafik ve vergiden ve sigortadan muaf edebiliyorsunuz. Ama daha sonradan açmak için bunun belirli bir dondurma süresi gibi bir şey o. Sonra da hurdaya çıkmış araç ise trafiğe kesinlikle tekrar çıkamıyor. Onu da aklınıza koyun. Onu aklınızda bulundurun. Koyun değil de bulundurun. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu cezaları özellikle hani hatırlattım çünkü birçok motosiklet kulübünde özellikle Facebook'ta kulüp sayfalarında şurada burada asılsız ceza miktarları dönüyormuş. Ben de bunu Facebook'ta öğrendim. Bunların hepsi asılsız yalan haber şu bu filan falan diye. Trafikten de galiba böyle bir uyarı yapılmış. Trafikte tehlike atacak herhangi bir şeyi engellemek çok basit aslında. Kurallara uymak yetiyor. Hepinize iyi suçlar.